Fadime, Temel ve Dursun varmış. Bunların üçü, şu an tamamen kafamdan uyduruyorum, hiçbir şekilde bilmiyorum. Tamam, pratik zekalı bir fıkra olur, önemli değil. Keşke hazırlansaydım diyorum. Bir haftadır bekliyoruz. Bir haftada hazırlanamadın mı? Haber yazdık o kadar abi. Abi Karadenizlilerin zekası. Bir haftadır Karadenizlilerin zekası üzerine röportaj yapacağız ve bir hafta sürdü bunu. Daha iyi anlamında hazırlanmış. Tamam, bir de neyse. Bak, bu konuyu araştırdım, röportaj yapacağız diye. Bu tez konusu da olmuş. O eminsin orada. Neyse, neden bu kadar zekiler diye tez konusuna da konu olmuş. Tez konusunda da zekiliklerinin sebebi dediğim gibi balık, yani hamsi. Evet. Neyse, biz Amerikalılara geçelim. Neden Amerikalılar Karadeniz'e gelip de balık unu fabrikası kurmaya gidiyor? Amerika'da balık yok mu? Neden? Çünkü bu kanıtlanmış. Neden kanıtlanmış? Karadeniz'de insanlardan kanıtlanmış. Mürsel abi, bu çok saçma bir şey oldu, ben sana söyleyeyim. Allah'ım. Keramet hamside mi de? Evet, keramet hamside. Evet. Ama Karadeniz hamsisinde. Bir de şey demişti ki, Ömer abi demişti ki, Karadenizlilerin demişti, neden Konya'da en çok sıkıntı çektiği konu ne demiştim. En çok sıkıntı çektiğimiz konu dediğim gibi otçul bir hayattan hamur işi bir hayata geçmek. Çünkü orada daha çok böyle bahçeden toplanan fasulyeler, özellikle kara lahana, üstüne basarak söylemek istiyorum. Kara lahananın her türlü turşusunu, çorbasını, sarmasını, her şekilde yapabilirsiniz. Hamsi pek biz turşu olarak kullanmıyoruz. O daha çok... Hamsiyi daha çok hamsi tava olarak tercih ediyoruz. Tercihimiz o yönde. Bunu nasıl yapacağınız ben hala şok edeceğim. Allah yardımcımız olsun. Senin gibi zaten günde 5 tane röportaj yapsak biz haftayı kapattık yani. Bir de en iyi nasıl yaparsın? Konu neydi ya? Valla konu neydi? Vereceğim. Konu da yok ortada. Vermeyecek, bu verilmez ki. 50 tane konuya girdik. Bir diyoruz, bir de Amerika'ya gidiyoruz. Valla neyse. Ya, almayı.